güzel ve derin tartışma için. Şimdi Piotr Łódź Üniversitesi'nden bize yapacağı sunum his paper Türkiye Oriental Image Emerging from Polish Press Publications in Turkey yayınlanmasında ortaya çıkan Doğu imajı, Oriental imaj. 15 dakikanız var. Teşekkürler. Good afternoon. İyi günler herkese. Ben Polonya'da master öğrencisiyim. Ege Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Beni burada ağırladıkları için, bu sunumu yapmama izin verdikleri için bugün. This paper is bu sunum, this paper studies the image of Turkey from the angle of Türkiye imajının Polonya'daki yayınlarda, yazılı basında çıkan haberlerden ortaya çıkan imajını inceleyecektir. And my hypothesis is ve savım şu, bunlar görülebilirler. Görünür medya. Bunu kanıtlamak için de bazı Polonya'daki basının Türkiye'yi hangi başlıklarla, hangi konularla bağdaştırdığı üzerinden geçeceğim ve ülkeyi nasıl tanımladıklarını göstereceğim. Nasıl görsellikle teorinin çatıştığını, üst üste geldiğini, örtüştüğünü göstereceğim. Hiçbir yazarın görüşünü savunmaya çalışmıyorum. Sadece oradaki eğilimler üzerinden geçeceğim. Ve bir çalışma, söylem çalışmasıdır. Edward Said has altered the meaning of the word Oriental. At the beginning, it was Oriental, which was devoted to studies related to the Orient. Göçte hep doğuyla bağlantılıydı bunlar ama Said dedi ki Orientalism bir araçtır çünkü Batılılar bunu kullanarak Doğu'yu etkilemeye çalışmakta ve onları yönetmeye, etkin olarak yönetmeye çalışmaktadırlar, baskı kurmaya çalışmaktadırlar bununla. To understand how bunu anlamak için Batı'nın nasıl kontrol ettiğini in its own way, kendi şeklinde Said oryantalizmi bir söylem olarak çalışmak, incelemek gerektiğini söylüyor. Çünkü oryantalizm bir doktrin değil, bir söylemdir ve bir ağdır, etkiler ağıdır. Ve oryantalizm konusu gündeme çıktığında ortaya çıkmaktadır. It is important to stress that bunu vurgulamak çok önemli. Sadece dünyanın doğusuyla ilgili değildir oryantalizm. Afrika olabilir, Latin Amerika olabilir, Pasifik olabilir. Said şunu diyor, İslamik demek bu kalıbı, oryantalist kalıbını sokmak için İslamik demenin yeterli olduğunu söylüyor söylemlerde. İslamik Doğu, İslamcı, Müslüman Doğu gibi. Said'e göre dört dogmayı, inanakları göstermek gerekli. Oryantalizmin birinci dogması şöyle söylüyor, bir düşünce şeklidir diyor, kolay kanallama yöntemi yapar, Doğu ya da Batı kompartmanlarına, bölümlerine ayırabilirsiniz ve insanları buna göre klasifiye edersiniz. Said gene bir liste yapmış ve özelliklerini belirtmiştir. Oriental yani Doğu insanlarının Batılılar tarafından algılanması konusunu. Batılılar her zaman Doğululara göre daha iyidir, daha akıllıdır, daha liberaldir, daha mantıklıdır. O zaman her zaman Doğulular daha düşük, daha aşağıda gösterilmiştir ve Batılılara zıt olarak gösterilmiştir. İkinci dogma şöyle söylüyor, ikinci ve üçüncü şöyle söylüyor, bazı yolları vardır Orient'i yani Doğu'yu tanımlamanın.
olmasın. And orientalists that ve orientalistler şunu söylüyor. Sadece kendileriyle sınırlı görüşleri söylüyor. Üçüncüsü de şöyle. Kendine ait bir tanımı yok Orient'in. Doğu'nun kendini tanımlaması yok. Bunun tanımlanması Batı'dan geliyor. Yani Doğu kendini Batı'nın yayınladığı organlardan öğreniyor. Ne olduğunu, kendisinin ne olduğunu basında. Dördüncü dogmada bir Avrupa'da var olan bir dogma ve Doğu'nun korkulması ya da kontrol edilmesi gereken bir tehdit olduğunu söylüyor. Bu da ilk buradan yola çıkarak ben Türkiye ile ilgili Polonya'daki görüşleri inceledim basındaki. Sadece akademik çalışmalara ilişkin değil artık doğululuk, oryantalizm incelemesi ve bu kısımdan bahseden, dünyanın bu kısmından bahseden herhangi bir kişi de olabilir bu. Şimdi artık medyada bundan bahsediyor. To use the orientalism because orientalism provides them with fixed structures yerine basitliği tercih eden medya tüketicilerine mal satmak, ürün satmak için bunu yapıyor ve indirgiyor. And indirgemeci bir davranış içine giriyor ve sabit yapılar, kullanışlı yapılar kullanıyor Orient'i, Doğu'yu tanımlamak için. Edward Said has made two types of orientalism. İki tür orientalizm var. En çok kullanılanı gizli yani gelişmemiş olan, örtülü olan orientalizm. Bu kompleks bir fikir ve açık olarak ifade edilmiyor. Herhangi bir değişikliğe karşı dirençli. Yani Doğu ile ilgili herhangi bir bilginizi değiştiremiyorsunuz bunda. Bir de manifest orientalizm yani direkt doğrudan söylenen var. Bunda da vurgulanan bu tabii kötü niyetli gazetecinin kötü niyetiyle yapılan bir yazı, yazılan bir yazı değil. Sadece Batı'nın Doğu'yu algılama biçiminden çıkan bir sonuç. Benim metodolojimde ilk kısımda kantitatif bir çalışma yaptım. 573 makaleye dayalı olarak gazete Viborska'da Ocak 2000 ile Mart 20 2012 arasındaki bu makaleler are from Gazeta Wyborcza, which Gazeta Wyborska'da dediğim gibi günlük bir gazete and Polonya'da. İkinci kısımda da daha az makale seçtim. Daha belirgin ayırt edici özellikler vardı burada. Bunlar da Türkiye'nin nasıl tanımlandığını incelemek üzere çalışmalar yaptım. 110 makale var burada da arşivlerden elde ettiğim. Önemli gazetelerden ve haftalık dergilerden aynı süre içinde. Konulara bakacak olursak genel konu Kürtler %24 ve spesifik problemler vardı. Hepsi de genelde bir tür agresif imaj yaratıyordu Türkiye ile ilgili. Türkiye ayrıca Müslüman bir ülke olarak tanımlanıyordu. Ve birçok makale vardı. Ayrıca Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili. Very different. Bunlar çok farklıydı. These articles, it is hard to find bunlarda spesifik problemleri bulmak çok zordu. Çünkü her şeyden bahsediyorlardı Türkiye ile ilgili. Bütün eksikliklerden bahsediyorlardı, ihmallerden bahsediyorlardı. Often problems of Turkey. Başka hangi konular var? Diplomatik konular vardı. Diğer ülkelerle, Irak örneğin.
Ermenistan ve Kıbrıs gibi en çok karşılaştığım konulardandı. Bu katalogda baktığımız zaman başlıklara en büyük kısmı genelde askeri agresyondan bahsediyordu. Terörist aktiviteler vardı, terörizm karşı, terörizmle savaş mücadele vardı. 1915'teki olaylar Ermenistan'la, diğer ülkelerle kötü ilişkiler vardı, potansiyel İslamlaştırma vardı politik gidişatta, siyasette. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ve Kıbrıs'la ilgili görüşleri vardı. Ve bunlara baktığım zaman bunu bir temel olarak aldım daha ileriye götürmek için araştırmalarımı, nasıl Türkiye tanımlanıyor bu makalelerde diye. En sık karşılaşılan Polonya'daki basında özellik agresif oluşuydu. Genelde terörizmle ilgili eylemler vardı. Örneğin very aggressive image of the country which ülkenin agresif, çok agresif olan yapısı vurgulanıyordu. Gereksiz bir savaştan, vahşi olan bir savaştan, agresif olan bir savaştan bahsediliyordu. Diplomatik sahnede de agresif olduğunu gösteriyoruz. Örneğin Türklerin diplomatik sahnedeki reaksiyonları diğer ülkelere, bu da Said's arguments that the Oriental people are classified as aggressive and irrational ve irrasyonel olarak tanımlamaya uyuyordu. Doğu'nun tanımlamasına. For example, this quote from the newspaper. Gazeteden alıntı, diyor ki Yunanistan silahlanmalı. Çünkü Türkiye eğer bu agresif politikalarını sürdürecek olursa, sürdürdüğü müddetçe Yunanistan'ın da silahlanması gerektiğini söyleyen bir başlık. Çünkü Türkiye bir tehlike. Bu da başka bir ilginç vaka. Yunan Kıbrıs'ındaki Kıbrıslılar Yunanistan'a ait olan kesimde Türklerin kendi ülkelerine ihlal edeceğini, gireceklerini, Rum kesimine gireceklerini söylüyor. Adada. Örneğin Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin yönetimdeki partinin delegalizasyonu ile ilgili bir haber var ya da delegeleştirilmesine ramak kalmış AKP'nin diye bir başlık var. Türkiye bir kaosa sürükleniyor, yoksulluğa ve yozlaşmaya gidiyor diye bir başlık var. In the articles related to İsyanlar ortaya çıkabilir diyor. Kadrolaşması, AKP'nin kadrolaşmasıyla değişen tehlikeleri sunan bir takım haberler var. What is more, this divergence between the farklılıklar, veriler arasındaki farklılıklar her zaman her makalede bu olaylarla ilgili farklı şeyler söyleyebiliyor. Kuzey Irak'taki Türkiye'nin bombalamaları, saldırılarından bahseden haberler var. Ama Türkiye'nin Türkiye ile ilgili kısım hep Tahminler ne kadar kişi öldüğü verilmiyor mesela. Kürtlerden kaç kişi ölmüş onu veriyor ya da Irak'ta. And there are also shown some conspiracy theories which are common in Turkey regarding for example the Ergenekon case. Ergenekon'daki gibi bazı which I find very interesting. Here we can see the Turkish people making up incredible stories to cover AKP up their possible mistakes. Türkiye'nin ekonomik mucizesi olarak görüyorlar gibi ya da komplo teorisi gibi bazı başlıklar verebiliyorlar. I put those two opposites together.
Because it doesn't matter whether Turkey obeys the verifying of obedience or not obedience, but the fact that Turkey is being expected to obey the Western rules, and it is mostly visible in the articles about Turkish possibly joining the European Union. For example, this quote where Turkish government submitted under the criticism of European Union, Birliğinin eleştirilerine örneğin Turkey teslim olmuş. The NATO's daha sonra NATO'nun Kaddafi'ye karşı hareketlerine olur dememiş Türkiye. Örneğin bu haber vardı. And there are also ayrıca quotes from bazı alıntılar daha var. Comes from bu the Portuguese Minister of Foreign Affairs Manuel Anundes. Dışişleri Bakanı'ndan gelmiş bir Manuel Anton'dan gelen bir Portekiz Dışişleri Bakanı'ndan gelen bir alıntı. Batı'da alınan kararlarla yönetildiğinden bahseden ya da batıdaki kurumlara Turkish relations with other countries, especially with France and the United States or Germany, they happen to be shown as asymmetric. Ve asimetrik olduğunu gösteriyor. Turkey is expected to follow the rules of the East and restrain from allying with its enemies. I urge to remind sites for dogma that the Orient should be either feared or controlled. Yoksa here it is clearly visible as long as the West controls the Orient, everything is fine, but when Turkey decides to disobey some rules, bazı kararlara uymak istemezse, kurallara uymak istemezse Türkiye, o zaman bir tehdit oluşturur. Başka örnekler de var. Türkiye'nin Müslüman bir from the angle of its religion. However, I see that I'm running bakıldığında out of time, zamanım so I'm afraid bitiyor, I have üzgünüm to, ama herhalde bunları geçmek zorunda kalacağım. Yeah, here we can see Turkey shown as a backward Türkiye'nin country, geri bir ülke olduğunu, geriye doğru giden bir ülke olduğunu, demokratik olmayan bir ülke olduğunu, duygusal açıdan irrasyonel olduğunu, mantıksız olduğunu and here it's ve shown as burada gördüğünüz gibi there are also many historical references which çocuklaştırılmış are very unique olduğunu for görüyoruz, infant olarak görüyoruz, bir çocuk gibi davranılıyor. Dating as back as to 17th century. Ve tarihsel referanslara however, bakacak I need olursak this, sultanlardan and, söz edilmiş, well, geçmişten söz edilmiş, özür dilerim. Yes, so I try to demonstrate that the orientalistic patterns are present. Orientalistik doğu kalıplarını gösterdim Polonya'daki basında. On Turkey and tabii anytime Batı'nın it seems that Turkey does Türkiye not obey its domination, bir etkisi var. Turkey is a danger for the old continent Türkiye, as it may lead to the eski kıta için bir tehlike çünkü İslam Müslümanlık bir tehdit olarak görülüyor. Ayrıca da askeri bir tehdit olarak da görülüyor. Diğer ülkelerde Said'in içine aldığı çalışma yaptığı ülkelerde doğuculuk, oryantalizm sömürgecilikle başlamış ama Polonya hiçbir zaman sömürgeci, yayılmacı bir ülke olmamıştır. Bir kültür ve bilgi ve değerlerini almıştır ülkelerin. Örneğin Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerin ve bunlar hep sömürgeci ülkeler olduğu için belki de onların doğuculuk, oryantalizm görüşlerinden etkilenmiş olabilirler ve Polonya'daki basın bundan etkilenmiş olabilir. Bir başka konu da Polonya'nın tarihi biliyorsunuz. Which was fighting against Muslims. And, her zaman and it's still Hristiyan bir ülke olduğu ve in Müslümanlara karşı savaştığı için de tarihsel however, açıdan bir tret olarak, tehdit olarak görüyor olabilir. Biliyorsunuz gazeteciler trajik öykülere bakarlar, ilk sayfaları doldurmaya çalışırlar. General, genelde Polonya'daki Turkey,
gazetecilik ki Türkiye'nin aslında lehine bir gazeteciliktir. Ama this latent orientalism. Bu latent yani üstü örtülü oryantalizmi söylediğimiz zaman Türkiye'nin çok, çünkü bizim onlarla çok iyi diplomatik ilişkilerimiz var. Tabii ki kötü şeyler söylemek istiyorum. Ve çok uzak olduğu için bir tehdit olarak görmüyor Türkiye'den. Uzakta ve bir düşmanlık yok. Hatta en muhafazakar politik siyasi gruplar bile. Burada referanslarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Çok vaktinizi aldığım için.